Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve kanalımızda edebiyle, adabıyla duran, anneleri babaları tarafından insan evladı gibi yetiştirilmiş olan bütün rakip takım taraftarları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu videoya da hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Küçük bir bilgilendirme yapayım, üyelere yaptım ama size de yapayım. Kanalımıza eğer üye olmak ya da sponsorluk düşünüyorsanız bunu dikkatli düşünün. Yani her sponsorluğu kabul etmiyoruz. Parası ne olursa olsun. Bunu da belirteyim. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, transfer videosu olarak öncelikle bunu çekiyorum. Bilginiz olsun ama ekleyeceğim çok şey var. Şu anda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı da gerçekleştiği için canlı yayın şeklinde yapmadım. Affınıza sığınıyorum. Onur Bulut transferi ne oldu? Önce ondan konuşalım. Arkadaşlar, Kayserispor cephesi de açıkladı. Onur Bulut için kulüpler anlaşmaya vardı. Fenerbahçe oyuncu ve menajeriyle yıllık ücret konusunda ve kontrat süresi konusunda görüşmesini sürdürüyor. Bu transfer belki de sonlandı. İmzalar belki de atıldı. Ancak açıklama için biraz daha bekleyeceğiz çünkü gündem yoğun. Şunu belirteyim, Onur Bulut için ben de bir Kayserili olarak Kayserispor'u yıllarca takip etmiş, tribünde takip etmiş biri olarak söyleyeyim. Hakikaten Onur Bulut Kayserispor'a biraz fazla. Yani hakikaten büyük takım topunu oynuyor. Türkiye'ye gelmeden önce de niyetimizde olan bir futbolcuydu. Bakalım yollar kesişecek mi? Ha, şu da bir gerçek. Osayi ya da Ferdi'den en az biri %1 milyon yazın aramızdan ayrılır. Yani ölür manasında değil, transfer olur manasında söylüyorum. O yüzden de oraya yerli bir isim, güzel bir alternatifin olması bence iyi olur. Onu da söyleyeyim. Ayrıca TL üzerinden sözleşme yapacaksın falan filan. Bunları unutmayın. Borini, arkadaşlar, Borini konusunda aslına bakarsanız doğrusunu söylüyorum size. Hakkınızı helal edin. Girişimimiz vardı. Ama başkanlar düzeyinde, muhabbet düzeyindeydi. Hani siz Borini'yi verseniz biz size şunu versek falan filan diye. Biz takımdan gidecek futbolcuları ikna edemedik. Bunların başını Buruma çekiyordu. Serdar Dursun çekiyordu. Biz ikna edemedik arkadaşlar. Bu transferin olmama sebebi bu. Ancak son anlarda futbolculardan biri der ki ben gidiyorum der. İşte ne bileyim Pirlo ile çalışmak istiyorum der. Bir şey diyemem ama şu anda durum bu. Gustavo Henrique hocam niye bir yere gitmedi? Arkadaşlar, Gustavo Henrique konusunda tekrar ediyorum. Kanalımıza bu arada 28.900, her an 29.000, belki 30.000 bile olabiliriz sizlerin desteğiyle. Yeni gelen arkadaşlarımı düşünerek tekrar edeyim. Gustavo Henrique konusunda dedim ki Flamengo ile FIFA'lık olabiliriz. Herifler diyor ki mecbur alacaksınız. Biz diyoruz ki madde eklettirdik. Dizinden sakatlanırsa satın alma opsiyonu devreye girmeyecek diye. Bunu belirttik. Futbolcu bu sene içinde dizinden sakatlandı. Haliyle bizim transfer yapmamıza, yani biz transfer yapmayacağız diye. Ama Flamengo kulübü bizi FIFA'ya tehdit etmekle, şantajla korkutuyor. Bu sorunu aşmaya çalışıyoruz. Bu sorun aşılırsa Gustavo Henrique'yi başka bir takıma gönderebiliriz. Bu arada Yunan liginden isteyen takımlar vardı ama olmadı. Çünkü Flamengo evrak göndermedi. Fenerbahçe'de bonservisini alıp gönderse bu sefer tepkilerin odağına geçecek. Niye aldınız da niye gönderdiniz tepkisi olacak. O yüzden de durum bu şekilde. 2005 doğumlu Mahir Yeşilırmak, Yeşilırmak diyeyim ya. Mahir Yeşilırmak, Mahir Yeşilırmak diyelim. Denemelerini yapıyor. Aslına bakarsanız bugün de takımla idmana çıkacaktı ama A takımın yaşadığı sıkıntılar malum. Yani iyi bir performans sergilediği gelen haberler arasında onu söyleyeyim. Eskişehirspor hala Melih Bostan'ı açıklamadı mı bilmiyorum. Çünkü Melih Bostan konusunda Fenerbahçe ile anlaştılar. İstedikleri bazı gençler de vardı. Bakalım ne olacak. Eskişehirspor'un da bu arada transfer yasağı kalktı. Hani her camia için söylemiyorum bunu ama Eskişehirspor bazıları gibi dönek bir camia değil. Dönek bir takım değil. Ahde vefayı unutmaz bir takım diye düşünüyorum. En azından bendeki yeri bu şekilde. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Ne şekilde sonuçlanacak? Hep birlikte izleyeceğiz ama
Ben olsam Eskişehirspor'a oynatmadığım, yıllık ücretine mecbur verdiğim oyuncuları kiralarım. En azından adı alt ligde oynadı olsun. Mesela Lemos. Gönderiyorum kardeşim, paranı ben veriyorum. Sana ne? Mecbur gideceksin derim. Gitsin oraya. Ya da başkasına. Juventus sezon sonunda sözleşmesi biten Juan Cuadrado da yerine Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor diyordu Calcio Mercato. Oyuncuyu Napoli ve Milan da takip ediyor diye ben söylüyorum size bak. Ferdi Kadıoğlu'nun devre arasında hiçbir yere gitmeyeceğini belirttim. Hiçbir yere de gitmedi. Yine söylüyorum, tekrar söylüyorum. Bir yere gitmeyecek. Ha, Serdar Dursun. Arkadaşlar, Serdar Dursun'a sürekli bir talip geliyor. Ben bazen kendim de inanmıyorum. En son Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir talip gelmiş. Bunu sosyal medyadan duydum. Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktı. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan forvet oyuncusuna Belçika ekibi Mechelen'i reddeden tecrübeli oyuncu Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi. 2024'e kadar sözleşmesi var. 31 yaşındaki forvetten bonservis kazanmak isteyen Fenerbahçe yapılacak teklifleri açık durumda. Serdar bu sezon Fenerbahçe formasına 16 resmi maç, 3 gol 2 asistlik katkı sağladı diyor. Biraz sallama bir haber gibi geldi bana. Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif gelse zaten az buz gelmez. Fenerbahçe direkt kabul eder. Beşiktaş'la ilgili başka bir parantez açacağım ama Amir Hacı Ahmetoviç transferini resmen açıklamış. Bakın arkadaşlar, sözleşme şartları. Bunu niye söylüyorum? Bize ne hocam Beşiktaş'tan? Ne yaparsa yapsın hocam. Allah belasını versin, şöyle yapsın, böyle ya, bir dinleyin. Fenerbahçe en ufak bir transfer yaptığında tartışacak zemin arıyorsunuz. Yani tartışacak zemin arıyorsunuz. Şimdi ben size söylüyorum. 3.2 milyon euro bonservis. Bitti mi? Cık. Bitmedi. Sonraki satıştan %20 pay. Bitti mi? Cık. Bitmedi. Nasıl ya? 4,5 yıllık sözleşme. Bu sezon 580 bin euro maaş. Kalan sezonlar için 1 milyon 160 bin euro maaş. Maç başına da 10 bin euro. Bakın çok enteresan. Hocam Transfermarkt değeri 6 milyon euro yazıyor. Osnabrück milli takımının oyuncusu. Daha yaşı 25. Doğru. Buraya kadar her şey doğru. Hocam işte 23 maça çıkmış bu sezon. 6 gol 4 asist yapmış. Doğru. Hocam Süper Lig'de 18 maçta 3 gol 2 asist yapmış. Full oynamış. Doğru. Doğru arkadaşlar. Buraya kadar her şey doğru. Peki Beşiktaş'ta o bölge futbolcusu olarak, yani ön libero olarak kimler var? Ona baktınız mı mesela? Neyse, bu bizi alakadar etmez. Bitti mi bitmedi? Ya 1 milyon 160 bin euro. Diyelim 30 maçta oynadı ki futbolcuya bakıyorsunuz her maçta oynamış. 34 tane lig maçı var. Hadi ben 34 tane lig maçında oynattırayım futbolcuyu. 1,5 milyon euro yapıyor. Ya da kadroda oldu muydu? Şimdi Fenerbahçe böyle bir transfer yapsa 3.2 bonservis, sonraki satıştan %20 pay, mesela 5 milyon euroya gitti. 1 milyon eurosu gitti. 4 milyon Beşiktaş'ın kasasına kalacak. Zaten 3.2 verdilerdi. 800 bin euro karı olacak yıllık ücreti saymayınca. Da size bırakıyorum. Eskişehir Spor'da konuştuk. İspanyol medyasına göre Fenerbahçe Adnan Januzaj'ın durumu hakkında Sevilla'dan bilgi aldı. Fakat Sevilla oyuncunun transferi konusunda Başakşehir'le anlaşma sağladı diye bir haber iletmişler. Ve zaten Başakşehir'de oyuncuyu kiralık olarak aldı. Adnan Januzaj bildiğim kadarıyla sezonun başında sözleşmesi bitiyordu. Yani sezonun başında sözleşmesi bitmiş bir futbolcuydu. Sevilla aldı. Yani 6 maçta 125 dakika süre aldı. Yani bir nevi Adnan Januzaj bitmiş. Bitik Adnan Januzaj'ı aldılar. Oynatamadılar, kiraladılar. Burada bizlik bir durum yok arkadaşlar. Burada bizi kötüleyeceğiniz bir durum yok. İyi ki almamışız dediğimiz isimlerden bir tanesi. Şimdi gelelim haşırt önemli konulara. Tolunay Kafkas kovulmuş, iyi de olmuş. Ümit Milli Takım'a hiçbir değer katmayan, futbolumuzu aşağı çeken, gençlerin önünü tıkayan, hak edene hak ettiği formayı vermeyen, adaletsiz bir yönetim sergileyen, başarısız bir teknik adam. Başarısız bir teknik adam. Hatta internete Tolunay Kafkas yazın arkadaşlar. Teknik direktör profili çıkacak ortaya. İnanılmaz başarısız bir teknik adam.
18 maça çıkmış U21 ile. Puan ortalaması 1,22. Ulan hiçbir maç kazanmadın. Hiçbir maç kazanmadın. 1,22 puan ortalaması ve biz bu adama para verdik. İyi ki de kovuldu. Euroleague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko içeride Alba Berlin'i 101-86 ile darmadağın ettim. Nigel Davis 24 sayı 11 rebound. Jonathan Motley 18 sayı. Carson Edwards 13 sayı. Güzel bir şekilde devam ediyoruz ve 4. sırada tekrar Euroleague'de kendimize yer bulduk. Avrupa Ligi için listede değişiklik yapıldı. Son anda Hakim Ziyech olayı olmadı. Hakim Ziyech olayında çok soran arkadaşlar var. Arkadaşlar, Hakim Ziyech olayı. Özellikle ona değineyim. Biz Hakim Ziyech için satın alma opsiyonu kiralayın. 10 milyon euro da satın alma opsiyonu koyduralım dedik. Tabii ki de kulübü bunu kabul etmedi. Ancak yazın görüşelim cevabı aldık. Bakın, ben buradan 4 Şubat tarihinde söylüyorum. Benim Şubat duyumlarım meşhurdur. Nisan duyumlarım meşhurdur. Herkese söylüyorum. Oyuncunun performansı şu ana kadarki gibi sürerse, yaz transfer döneminde öncelik hakkı bizimle görüşeceklerine, bize kolaylık sağlayacaklarını belirttiler diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum, onu da özellikle söyleyeyim. Yaz transfer döneminde tekrar bir görüşme gerçekleştireceğiz. Evet, 40 milyon euroya satın aldılar ama yaz transfer döneminde belki 10 milyon euronun bile altına alma imkanımız olabilir. Olabilir. Onu da söyleyeyim. Ama artık bu transfer döneminde gelmeyecek. Hatta oyuncu Şampiyonlar Ligi listesine falan da yazılmış. Onu da söyleyeyim. Biz de Samet Akkaya'dan Osterwold Avrupa Ligi listesine eklendi. Alioski ve Gustavo Henrique çıkarıldı. Alioski şu an kalacak gibi duruyor. Onu da söyleyeyim ama liste dışında kalması gereken isimler var. Jesus dün bir açıklama yaptı. Güzel bir açıklama. Dedi ki biz bu ligde liderliği geri alabiliriz. Yeter ki bir olalım diye. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak bir olma vaktidir. Bir olmazsak rezil oluruz. Bizi bin parçaya bölerler. Ben buradan bak söylüyorum. Benim hiçbir Fenerbahçeli kişiyle hiçbir şekilde düşmanlığım, hasetliğim, kıskançlığım, şunun bunun yok. Her türlü işbirliğine, her türlü dostluğa varım. Her türlü dostluğa varım. Hocam benim YouTube kanalım var işte, şu kadar kitleye hitap ediyorum. Birlikte yayın yapalım mı? Yapalım kardeşim. Müsait olduğum zamanlarda sen de müsaitsin, yaparız. Hocam işte benim şurada bir şeyim var, konuk olur musun? Ya oluruz kardeşim. Hocam diyor, bazı arkadaşlar Space odasına davet ediyorum, gelir misin? Müsait olursam gelirim kardeşim. Yeter ki Fenerbahçe kitlesi büyüsün. Bazı arkadaşlar diyecekler ki ya hocam sen oralara katıldığın zaman senin kitlen büyüyecek. Ya arkadaşım, 28.900 kişi var burada. Bu mantıkla düşünürsek buradaki adamlar kaçıp giderse. Niye bu şekilde düşünüyorsunuz? Niye hep art niyetle düşünüyorsunuz? Ben şunu söyleyeyim. Mesela Ahmet Ercanlar, Gürcan Bilgiç bana desinler ki gel yayınımıza katıl. Ben direkt seve seve katılırım. Serdar Ali Çelik der. Katıl dese direkt katılırım. Katılırım yani. Başkası hani Ahmet Konaş'tır, şudur. Herkesin yayınına katılırım. Hiç sıkıntı değil benim için. Ben Galatasaraylıların yayınına katıldım. Gördünüz orada. Yani tek başıma orada yaptığım mücadeleyi sizlerin desteğinde gördünüz ya. Hatırlıyorsunuz. Yine yaparım. Sıkıntı değil. Galatasaray demişken, mağdur edebiyatlı Galatasaray. 2-0 öndeyken 55. dakikada 10 kişi kalıyor. Ama haklı ama haksız. Ki bana göre haksız. 2-0 öndeyken 55'te kırmızı yiyor. Kendi sahasında fark atmak üzere olduğu takımdan 10 kişi kalıyor. Mesela Ümraniye maçında Fenerbahçe'nin 2-0 önde olduğunu düşün. 55'te kırmızı yediğini düşün. O maçı 2-2 bitiririm Fenerbahçe. Bitirmez. Hatta 3'ü bile bulur belki. Ki biz Sivas maçında 10 kişi kaldık haksız yere. 1-0 öndeyken maçı 1-0 bitirdik. Ama ağlayıp zırlamadık. Kimse de inanmadı zaten. Aynı Alanya'nın o maçta bir de penaltısı verilmiyor. Diyorlar ki bize, siz Adana Demirspor maçında bu kadar katledildiniz mi? Ulan iki tane Nizami golüm verilmedi. Üç tane net penaltım verilmedi. Rakibe gösterilmeyen iki kırmızı kartı herkes kabul etti. Rakibe iki tane penaltı verildi.
Yani bir tanesi tartışılıyor, diğeri de zaten 6 ayın hatası diyor. Ya başınıza bu gelse siz demek ki dinden çıkacaksınız ya. Şimdi adalet peşinde olan Galatasaray 3 Temmuz 2011'den sonra 5 kez şampiyon olmuş. Beşiktaş 3 kez, Fenerbahçe 1 kez. Adaletsiz düzen kimi kollamış? Size soruyorum. Şimdi Galatasaray hangi yüzünü kullanıyor? Sivas katliamı akşamında çıldırım paylaşımı. Sivas katliamı neredeyse endişeliyiz diyor. Yani hem suçlu hem güçlü. Adana katliamından sonra gülücük emojisi, bilmem göz kırpma emojisi. Adana katliamının ertesinde abuklayanlar, sonrasında da düşman değiliz, adalet istiyoruz. Hangi yüzünüze biz konuşalım Galatasaraylılar? Bu kadar mı yüzünüz yani? 10 puan gerideyken ligi bitirmeyiz. Savaşsa savaş. 7 puan öndeyken rakip berabere kalınca kulaklık emojisi bilmem neler. 6 puanlar. Elle oynayan futbolcusunu koyup aklınca dalga geçmeler. 6 puan öndeyken Fenerbahçe'ye herkes haklı dediği anda da gelin adaleti birlikte sağlayalım. Hulusi Belge az önce bir açıklama yaptı. Diyor ki ben Galatasaray'ın hep 1986'dan sonra kurulduğunu söylerim diyor. Biz de öyle. Bugüne kadar hiç gıpta ile bakmadım. Ama Galatasaray'ın kökleri o yıllarda atıldı. O yüzden 1959 öncesini saymak istemiyorlar. Ondan önce Galatasaray basit bir lise kulübüydü diyor. Alıyorum. Kendileri de aynısını diyor zaten. Gürcan Bilgiç Beşiktaş açıklama yapmış. Fıtrattan falan bahsediyor. Aslı olmadığı halde Fenerbahçe maçı öncesi Tugay Kaan, Numanoğlu, Koç Holding çalışanı diyen Ahmet Nur Çebi hangi fıtrata sahip diyor. Burak Kızılhan Perşembe akşamı daha önce onlarca örneğini yaşadığımız gibi Fenerbahçe'ye her Ocak-Şubat ayında yapıldığı gibi kasten bilerek yarıştan koparılması adına atılan adımların bir benzerinin hayata geçirildiğini net şekilde görmüş olduk diyor. Ve son olarak şunu da uyarayım. Trabzon'da bir katliam yaşadık geçen sene. Kadıköy'de Antwerp beraberliği ve Alanya mağlubiyeti yaşandı. Bazı gruplar niye ise aniden takımı yuhalamaya başladılar. Konya maçında bunlara çok dikkat edin. İlk yenilen gol olur, ne bileyim ilk kaçan şut olur, hatalı bir hareket olur. Valla Fenerbahçe taraftarı bunlara acımayın. Bunlar Fenerbahçeli değil, bunlar kripto Fenerbahçeliler. Bunlar içimizdeki İrlandalılar, hatta içimizdeki FETÖ'cüler. Bunları insan yerine koymayın. Bunları adam yerine koymayın. Bak biz ne çektiysek Fenerbahçe görünümlülerden çektik. Çok sevmem şey yapmam ama bir örnek vermek istiyorum. Köyün birine bir fare dadanmış. Fare 2 olmuş. Fare 3 olmuş. Fare 4, fare 5. Fare büyüyor. Fareler bir de koca koca olmaya başlamış. Köylüler baş edemiyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Fareler köyü basmış. Artık hayatlarını farelerle geçirmek zorunda. Şöyle hayvan gibi olmaya başlamışlar. Zaten hayvan. Bir bilgeye gitmişler. Bilge demiş ki ben bu sorunu bir hafta içinde çözerim. Sizden 3 şey istiyorum. 1- Köyü boşaltacaksınız. Hiçbiriniz kalmayacaksınız. Kabul. 2- Bana bir tane canlı fare getirin. Kolay. 3- Bir tane de ölü fare getirin. Kolay. Bir hafta sonra kesin çözüm mü? Kesin çözüm. Bitti. Bir hafta sonra bir geliyorlar. Lan köyde farenin fesi yok. Hiçbir şey yok. Diyorlar ki ya bu nasıl oldu? Anlat diyorlar. Diyor ki arkadaşlar diyor ben diri fareyi epey aç bıraktım. Açlıktan ölecek kadar aç bıraktım. Ölü farenin etinden yedirdim. Yine aç bıraktım. Ölü farenin etinden yedirdim. Sonra ne oldu? Sonra şu oldu. Fareyi saldım içlerine. Bunlar dediler ki bu da bizden. İçimize kabul edelim. Kabul ettiler. Bu birini kemirmeye başladı. Bundan gören öbürü de dedi ki demek ki olan fare etinde bir şey var. Demek ki bizim soyumuzun eti çok güzel. Ben de yiyeyim. O da yemeye başladı. O da yemeye başladı. O da yemeye. Fareler birbirini yedi. En son bir tanesi kaldı. O da birbirini yerken o da ölüp gitti. Fareler bitti diye. Fenerbahçe taraftarının şu anda içindeki farelere dikkat edin. Aç farelere dikkat edin. Kemirgen farelere dikkat edin. Bizim sıkıntımız bu. Biz ne çekiyorsak farelerden çekiyoruz. Fareleri geberttiğimiz anda, fareleri bu sistemden defettiğimiz anda, zehirlediğimiz anda, itlaf ettiğimiz anda biz bu ligde, bu ülkede başarılar elde edebiliriz. Bu arada Uğur Dündar, Ali Palabıyık ve ekibi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamış. Çok da iyi olmuş.
Ama hiçbir şey çıkmaz. Çünkü arkalarına destek almasalardı bu şımarıklığı, bu operasyonu düzenleyemezlerdi. Açık söyleyeyim. Yani öyle suç duyuyorsun şundan bundan falan filan değil. Yani o şundan bundan olacak iş değil. Vicdanlar da kemirmemiz lazım. Bunlar da bir fare. Sosyal medyada çıkıp Fenerbahçe taraftarını hep dolduruşa getirenler de bir fare. Bu haftaya kadar derdiniz neydi? Rossi oynamasın. Altay Bayındır kötü kaleci. Şu böyle, şu şöyle. Adana Demirspor maçının kahramanlarından biri Altay Bayındır. Altay Bayındır iyi maç oynadığı zaman adı ne oluyor? Ya Fenerbahçe kötü oynadı. Çok kötü oynadı Fenerbahçe. Ondan dolayı böyle oluyor. Galatasaray'da maçın kahramanı Muslera olunca adam şampiyonluk getiriyor. Bak atanın tutanın iyi olacak. Niye Galatasaray'da Muslera kahraman olduğunda Galatasaray savunması kötü olmuyor? Niye Galatasaray orta sahası oynadığı futbol kötü olmuyor? Ben size söylüyorum. Profil resmine Fenerbahçe bayrağını koyanları Fenerbahçeli zannediyorsunuz. Sevgi öyle olmaz. Sevgi eylem gerektirir. Sevgi eylem gerektirir. Daha şu kanalda videoya beğen butonuna basamayan kişiler, beğen butonuna, abone ol butonuna basmayı beceremeyen kişiler bana Fenerbahçelilik taslamasın. Hiç kusura bakmayın. Hocam sana abone olmak zorunda mıyız? Bana değil. Git Fenerbahçe katıla şey yap. Aylık 15 lira para ver. Fenerbahçe YouTube katıla. 10 milyon tane Fenerbahçe YouTube katıl üyesinin 15 lira verdiğini düşünün. Düşünün. 150 milyon lira. YouTube'la zaten bu şeyler büyük takımlar anlaşma sağlar. Bize %50'sini falan anca verirler. Hadi oraya da %70'ini, %80'ini versinler YouTube oraya. YouTube %80'ini versin. Sonuçta büyük bir kitle. 150 milyonun %80'i, 120 milyon aylık. Yılda yani 1,5 milyara yakın bir para. 1,5 milyara yakın bir para. Seni, yani seni ihya eder. Yayıncı kuruluşu da beklemezsin. Onun da öbürünü de beklemezsin. Borcunu 2 senede, 3 senede bitirirsin. 3 senede bitirirsin borcunu. Hadi Fenerbahçeliyseniz buyurun. Herkesi davet ediyorum. Fenerbahçeliyseniz buyurun. Gün bugünüdür. Hadi buyurun ya. Ya ortada bir tiyatro var. Ya birlik olacağız ya bizi dağıtacaklar. Ya farelerle baş etmek için bunları aç bırakıp birbirlerinin üstüne salacağız. Bunları birbirinin üstüne salacağız. Ya da böyle olacak. Altay konuşanlar, Rossi konuşanlar, ne bileyim Arao diyenler, Jesus komisyoncu diyenler, Jesus'a Brezilya'dan, Portekiz'den teklif var diyenler. Şimdi sustular. Niye? Gündem orası değil ki. Para kazanamıyorlar. İnşallah Galatasaray puanlar kaybeder. Arka arkaya puanlar kaybeder. Fenerbahçe'nin yaşadığı gerçek katliamları yaşar. Konya'da 20. dakikada 0-0 iken 10 kişi bırakılıp hem de hiçbir delil yokken. Aynen öyle 20. dakikada 10 kişi bırakılır. Maçları kaybeder. 5 maç arka arkaya kaybeder inşallah. Fenerbahçe 5 maç arka arkaya kazanır. O zaman bakın yine başlayacaklar. Yine Jesus'un komisyonculuğu, şampiyon yapıp kaçacakçılığı, Portekiz'den teklif aldığı, Brezilyacılığı, Altay Bayındır kaptan nasıl sözleşme uzatmaz cılık. Ondan sonra Rossi oynar mı? İşte Arda Güler Rossi'den ne eksiği var cılık falan filan 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 filan. Suni gündemler. Geçen gördünüz çıkan kadroyu Mert Hakan'ın performansını. Etmeyin, eylemeyin. Başka Fenerbahçe yok. Sözlerimi inşallah kimse yanlış anlamaz. Ben herkese bir olmaya, birlik olmaya, Fenerbahçe çatısı altında, Fenerbahçe logosu altında birleşmeye davet ediyorum. Umarım yanlış anlamazsınız.